97'den beri faaliyette. Derneğimizin hatta belediyenin yerinde oturuyoruz şu anda ama 3 yılda bir ihaleye giriyoruz. Kirasını her ay her zaman düzenli olarak ödüyoruz. Yine herkese geldiği şekilde zamlar yüksek, yani belli oranda yıllık zamı da geliyor. Kesinlikle bunları azaltın, vermeyelim gibi bir talebimiz olmadı. Hem cemevi yerinin kirasını hem de derneğimizin kirasını kendimiz ödüyoruz. Elektriğimiz, suyumuz da kendimiz ödüyoruz. Yine üyelerimizden, dostlarımızın katkılarıyla birlikte yaptığımız etkinliklerden elde ettiğimiz gelirlerle derneğimizin masraflarını kendimiz karşılıyoruz. Bugüne kadar kimseye de gidip de elektriğimizi siz ödeyin, suyumuzu siz ödeyin, kiramızı ödemeyelim gibi bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Şimdiye kadar böyle bir girişimleri olmadı. Hani eğer de gelecekte olursa da bizim sadece onlara söyleyeceğimiz cemevlerin yasal statüye kavuşturup o zaman elektrik suyumuzu da ödeyebilirsiniz diye bir cevabımız olacaktır. Aşure birliğin beraberliğin simgesidir. Biz de Alanya Şube olarak 97'den beri her yıl geleneksel olarak aşure lokmasını veriyoruz. Aşure lokmasını ilk önce üyelerimizden, dostlarımızdan gelen katkı bağışlarla bir havuzda toplanıyor. Veya yine dostlarımız, üyelerimizden malzeme bağışı da olabiliyor. Biz buna bir havuzda toplanıyor. Bu toplanan paraları eksiklerimizi alıyoruz. Ve inan sadece maddi bağış değil. Birçok insanın da emeği de var burada. Yani pişirilmesinden, taşınmasından, yapılmasından, dağıtımından. Onlarca dostumuzun, sevdiklerimizin, diyelim dostlarımızın emeği var. Biz kesinlikle birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin bu şekilde olmasından yanayız. Belediyelerden alınan aşureler sipariş usulü bence. Bir emek yok, bir birliğin simgesi değil, beraberliğin simgesi değil. Böyle olunca da bence dayanışma ruhu da ölüyor. Yani bizim derneğimizde kesinlikle geleneksel olarak bunu yapıyoruz. Yani dayanışma ruhu da var. Herkes bir şekilde elini taşın altına koyuyor. Gönlüne ne koparsa.